Türkiye'de genel olarak bir ifade özgürlüğü, yani muhalif görüşlere ilişkin son derece kısıtlı, basına ilişkin son derece kısıtlı, işte ana akımda aslında yani bir gerçeklik yer almıyor, yani gerçeği, yani asıl haberciliğin gerçek anlamı olan yani gerçekleri anlatma maalesef ana kanallarda yer bulamıyor. Bütün bunların ötesinde kadınların kendini ifade hakkı da yani bir bundan etkilenerek belli sansüre uğruyor. Örneğin işte bizim çözme yönelik haber yapma konusunda ana akım eskiden daha görev yaparken artık yapmıyor. İşte kadın cinayeti haberlerinin sansürlenmesinden, kadın hak ve özgürlüklerinin şiddet karşısında hak arama yolları nasıl kullanacağının, İşte bizim gibi kadın haklarını savunan kadın örgütlerinin ifadesine artık yani yer verilmiyor. Bir taraftan da başka mücadele alanlarına yapabildiklerini kadın mücadele alanına yapamadıkları da oluyor. Yani çok meşru, toplumsal meşruiyet kazanmış ve toplumun sahiplendiği bir mücadele olduğu için, yükselen bir mücadele olduğu için. Yani bizim diyelim eylem haberini yapmıyor ana akım ama ana akımdaki bütün dizilerde kadına yönelik şiddet teması var mesela. Yani bunu hani doğru ele alıyorlar yanlış şeyleri, o ayrı bir tartışma konusu. Ama yani artık o kadar önemli ve hani bir mesele ki ve popüler de bir mesele ki bununla ilişki kurmayan ana akımda dizi bile yok demek istiyorum. Ve yine başka bazı mücadele alanları ciddi hani korkukla işte şeyle bastırılabiliyorken kadınların hani eylemli anları da bastırılamayabiliyor. Bizim platform, yani genel kadın hareketinin durumu platform üzerine geldiğimizde yani o kadar meşru ve her dünya görüşüne hitap eden bir mücadele yürütüyoruz ki bizim adliyelerdeki dava takiplerimiz, eylemlerimiz hani dokunulamıyor. Biraz böyle bir hani kimse dokunulamaz masumiyetimize diye bir söz vardır. Biraz böyle bir karakter de kazanıyor. Ama buna da rağmen tepkilerek bir şey belli olmadığı gibi örneğin Last Tesis eylemimize işte 2 yıl önce tam bu tarihlerdeydi. Dünyanın hiçbir yerinde yapılmayan polis müdahalesi Türkiye'de yapılabildi. Oysa ki o da bir ifade hakkı. Yani neden şiddete uğradığını, bunun arkasındaki nedenleri hem de bir şarkı ve dans karayografisiyle anlatan, yani aslına bakarsanız o bir şarkı, bir şarkıya böyle bir baskı uygulamak olabildi Türkiye'de. Bu bir ve yine hani bazı eylemlerimizin, bazı faaliyetlerimizin böyle baskılandığı gibi bütün muhalefetin hani kendi ifade hakkının baskılanmasına benzer biçimde merkezlerde kendimizi ifade etmemiz örneğin engelleniyor. Biz her hafta Taksim İstiklal'de yürüyüş yapardık kurulduğumuzu. Orada kimse artık böyle bir yürüyüşü yapamıyor hale getiriliyor. Bu tabii ki bizi de etkiliyor. Bununla beraber yine bizim ifade hakkımızla ilgili dava takiplerini yapıyoruz. Adliyelerde o eylemleri yapıyoruz ama örneğin o davalarda bizim müdahil olarak hukuken o konumda, o yetkiyi almış biçimde devam etmemiz gerekirken müdahale haklarımızın tanınmadığı oluyor. Ve yine aslında diyelim bizim Türkiye dünya çapında bir ödül almış oldu. Finlandiya'da cinsiyet, hani dünya çapında cinsiyet eşitliği We Will Stop Femicide platform. Hani, thank you so much. Bir sadece kendi hani kurumun platformu için değil, aslında ülkemiz için de iyi bir şeydi. Ama bu ana akımda haber olarak bile geçmedi. Yani, biz ne biliriz, böyle çeşitli katmanlarda ne denir, yok saymalarda karşı karşıya kalabiliyoruz. Bazen de bazı eylemlerimizde doğrudan baskıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Almaktan gurur duyuyoruz. Dünyaya kavuşana kadar hep birlikte mücadeleye devam edelim. İşte o zaman güzel günler...